Dinleme cihazı yerleştirdim Serena. Bütün konuştuklarınızı, bütün o saçmalıkları, her şeyi duydum. Ne yaptın? Serena, şimdi bana tüm bu olanları açıklamak zorundasın. Bırak bak, ikimizin yapmak zorunda olduğu tek şey vardı. O da birbirimize güvenmek. Ama anlıyorum ki sen bu güveni boşa çıkarttın. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Ya bunun doğru olmadığını biliyorum. Ama bunu yapmak zorundaydım Serena. Ben sana inanamıyorum. Bunu senden hiç beklemezdim. İnanamıyorum. Serena. Of, inanamıyorum. Ya ben şimdi bütün bu olanları nasıl açıklayacağım? Of Selena. Ben senin peşinden koşmuştum konuşmak için ama hem senin kıyafetin neden değişti? Hem burası neresi? Of olamaz. Aa, Selena'nın yanındaki bir Ütopyalı değil, bir dünyalı. Dünyadan insan getirmiş buraya. Bu eksikti. Koş bırak, koş, hadi, koş. Nereye? Hadi kimden koş, kaçıyoruz? Hadi. Yönetime teslim edelim onları, çabuk. Bitişik nizamı bozmayın. Merhabalar. Ay merhabalar. Merhaba diyorum. Tamam ben de merhaba diyorum. Hani tanışma babında. Tübe tübe. Bakın birazdan ağanız gelecek. Saygılı olun. Ses çıkartmayın. Burkturtmayın bana kulağınızı. Hakikaten ya. Ağam gelmeden şunlardan iki tanesini kulağını burksam mı acaba? Aman efendim, aman efendim. Kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. Siz okulun yeni sahibisiniz değil mi? Haşa, sümme haşa. Ben olsam olsam onun köpeğiyim. Okulun sahibisi ağamdır. Ağan mı? He, ağam. Firuz ağa, Sakil Okulları Aşiretinin ağası. 16 bucak, 28 köy, 35 bin maraba, 135 bin büyükbaş da var. 23 traktör, 12 dört çeker, 15 çift çeker, 67 eşek çeker ve reytingisi bol 4 diğer TV istasyon sahibisi anlı şanlı Firuz ağa. O kim ya? Selena ne oluyor? Neredeyiz biz? Kim bunlar? Şu anda soruların hiç sırası değil. Yakalanmayalım şunlara. Ama... Gel şuraya saklanalım. Bütün bu olanlara inanamıyorum. Senden hemen açıklama bekliyorum. Hemen. Burak sessiz olur musun lütfen? Hem bütün bunlar senin yüzünden başımıza geldi. Bana güvenmediğin için. O ayrı bu ayrı. Tamam senden şüphelendim ama bütün bu olanlar çok saçma. Şşş, tamam tamam sessiz ol. Ya geliyorlar gel. Burada kayboldular. Ya saklanıyorlar Sad. Bence bu tarafa doğru kaçtılar. Bana tüm bu olanları anlatacaksın tamam mı? Tamam bırak dur. Sakin ol. İyi. Sen şimdi hakikaten anı şanı Firuz ağamı tanımıyor musun? Adamın ağası sanki talk show programı sunuyor ya. Ben nereden tanıyacağım seni? Ah buyur. Dur ben bununla biraz eğlenim. Aa tanımam mı ya? Tanımam mı ben Firuz ağayı? Koskoca alnı şanlı Firuz ağa. Yalnız benim şaşırdığım şey koskoca Firuz ağa bizim okulumuza geliyor. Dahası okulumuzu alıyor. Eğitim sektörüne giriyor. Şok işindeyim şok. Ağamın ticari zekası çok kuvvetlidir. Ayrıca ağamın oğlu Kırsal ağa bizim köydeki okulda biraz problem yaşamıştır da. Problem mi? He. Bizim köydeki matematik öğretmeni takmıştır kafayı Kırsal ağama. Torpağı bol olsun fena adam değildi ama... Ağamın zekasını anlayamadı işte. Toprağı bol olsun derken gitti mi? Ha görünmez kaza. Ele sen gel kurşunun üstüne düş. Evet görünmez kaza olmuş. Ha,
Neyse demem o ki, ağam da dedi ki ben İstanbul'a gideyim, bir okul alayım. Zaten nice zamandır eğitim sektörüne girmek istedi. Ya hayırlısı olsun, çok iyi yapmış, çok iyi. Teşekkürler. Ağam bu arada sen kimsin? Benim adım Alamet. Ben de matematik öğretmeniyim. Yalnız ben o kadar inatçı bir öğretmen değilim. Ayrıca kendisiyle daha tanışmadım ama Firuze Hanım'ın oğlu Kırsal Hanım'ın gözlerinden zeka fışkırdığından eminim. Yani hissediyorum bunu öğretmen olarak. Fışkırır tabii. Ağadır nihayetinde. Burada ben de Kazım. Ha, memnun oldum Kazım değil. Tigrik niye? Ne olur? Kazım diyorum. Şapkasız diyorum. Kırtlekten diyorum. Tamam. Kazım. Heh Kazım. Yalnız böyle Kazım derken biraz daha kaya vurgu vereceksin. Yani boğazında tükürük birikecek söylerken bile. Kazım. Ne kadar zormuş adamın adı ya. Tamam söylüyorum. Kazım. Oldu mu? Ha öyle. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Şapkasız tükürüklü Kazım. Ben de memnun oldum. Akşam öğretmen. İlk önce burası neresi ondan başlayalım ha? Burak bak şimdi dünyaya gideceğiz, orada sana her şeyi açıklayacağım, tamam mı? Şimdi gözlerini kapatmalısın. Kapat. Kapat. Bu bir rüya. Rüya. Tamam. Gözlerimi açınca her şey bitecek. Neden olmuyor? Işınlanamıyoruz. Dikkat dikkat. Tüm Ütopya halkının dikkatine. Dikkat dikkat. Az önce sen dikkatini. Dünyaya dönünce dedin değil mi? Selena biz neredeyiz? Dedi. Dünya dışında mıyız? Ay, biraz bu merkezi bir anons dinlemem lazım. Dikkat dikkat. Tüm Ütopya halkının dikkatine. Ütopya giriş ve çıkışları bir eksikti. Ya şimdi gidemeyeceğiz hiçbir yere. Ne yapacağız şimdi? Birileri geliyor, saklan saklan saklan. Dikkat dikkat. Tüm Ütopya halkının dikkatine. Dikkat dikkat. Bu tarafta oldukları yolunda ihbar var. Siz şu tarafa bakın. Geri kalanlar benimle gelsin. Bu yüzden tüm Ütopya giriş ve çıkışları kapatılmıştır. Dikkat dikkat. Tüm Ütopya halkının dikkatine. Ütopya giriş ve çıkışları... Nereye? Ütopya giriş ve çıkışları kapatılmıştır. Düşeş gerçekten okulu Firuze Ağa diye bir adama satmış ha? Yani o haberden sonra durmazdı burada zaten. Ya yazık, ben en çok Yasmin'e üzülüyorum. Niye? Ne olmuş ki Yasmin'e o zaman? Çok merak ettim. Ya canım, yani kız bir İngiltere'de bir burada, şimdi yine İngiltere'de. Ya eğitim hayatı böyle kesintiye uğruyor. Ha öyle mi? Eğer bir kere daha ondan bahsedecek olursan senin de normal hayatı kesintiye uğrayacak o zaman. Ya tamam Selin'cim. Ay kız da inanmıyorum ya, resmen Oxford mezunu olacağız. Hem de hiç üniversite okumadan. Dilara, zaten senin bu zekayla görüp görebileceğin tek Oxford bu yani. Ay sağ ol bebeğim. Şşş, merhaba. Ay merhaba, merhaba. Bu adam da deli midir nedir ya? Gelip gidip merhaba diyor. Sana da merhaba amca. Bitişik, nizamı bozmayın. Birazdan ağam gelecek. Sessiz olun, efendi olun. Ağa geliyor. Ağaların ağası, kurban olduğum ağam. Alkışlayın. Buraya kimler gelirmiş? Hoş geldin. İyiliğin sabahçısı Selena. Selena, burası neresi? Bunlar kim? Olamaz. Onlar kötüler. Galiba kötüler mahzenine girdik. İnanamıyorum. Kötüler mahzeni mi? Tamam tamam, sakin ol. Gel.
Yanında bir de çaylak getirmişsin Selena. Stajyerliği iyi mi bu arkadaş? Bana bakın. Sen, tüm kötüler. Hepiniz çenenizi kapatın. Ben kendimi koruyabilirim. Koruyabilirmiş. Duydunuz mu bütün kötüler? Kendini bizden koruyabilirmiş. Sen onları kafana takma hayatım. Gel. Mesela kendini benden koruyabilir misin? Sen geri çekil Selena. Bırak saçmalama. Sen sakın onlarla uğraşma. Kemikus, onu bu işe karıştırma. Eğer bir sorunun varsa benle çöz. Anlaşıldı mı? Olur. Benim için fark etmez. Ben bir gladyatörüm. Karşıma kim çıkarsa çıksın, yenmek ve öldürmek görevimdir. Anlaşıldı. Bırak sen geri çekil. Güzel. Karşıma bir gladyatör olarak çıkmana hoşuma gitti. Seni onurlu bir şekilde öldüreceğim Selena. Gel. Hoş gelmişsin ağam. Her şey hazırdı. Hazırdır ağam, sayende. Ey, o zaman bir manavalara bir konuşma yapam diyorum. Bilsinler bundan kendi ağalarının kim olduğunu. Firuz ağa, sakin oğulları aşiretin ağası. 16 bucak, 25 köy, 35 bin maraba, 135 bin büyükbaş da var, 23 traktör, 12 dört çeker, 15 çift çeker, 67 eşek çeker ve reytingisi bol 4 yerel TV istasyonu sahibisi. Allı, şanlı, Firuz ağa. Hey, şimdi içinizden değilsiniz ki kimdir bu Firuz ağa? Estağfurullah ağam. Yok, önemli değil, değilendir. Ama olsun, bir gün ben Firuz ağa olarak düşündüm de... Ne düşündünüz hocam? Böyle atla İstanbul kaç saat çeker mi dediniz? Ağam müsaade et, ben şunun bir kulağını burkayım ağam. Yok, önemli değil, boş ver. Neyse. Bir gün düşündüm ya, ula Firuza, sen kocaman bir ağasın. O kadar da var, o kadar mal, o kadar para, o kadar maraban var. Ama bir okulun yok. Püh dedim senin kalıbına. Estağfurullah ağam. Yok dedim. Dedim ve eğitime yatırıma İstanbul'dan başlamaya karar verdim. Şimdi o zaman okulumuzun açılışını kutlayalım. Nasıl kutlayalım? Halay çekerek kutlayalım. Al şunları da dağıtıver. Ağlayın şanından. Thank you.
bu eksikti. Yüce olursa ne diyeceğim şimdi? Kemik kus kaçtı mı diyeceğim? Honos. Onun ismini duymuştum. O kim? Hem sen o adamı nasıl dövdün? Böyle dövüşmeyi nereden öğrendin? Burak. Tamam. Tamam, bunların hepsini sana açıklayacağım ama daha sonra. Tek tek sor, tamam mı? Yürü gidiyoruz. Acelemiz var. Çabuk ol. Selena. Anlatmaya gelince zamanın olmuyor nedense. Bak, anlatacağın her şeyi olgunlukla karşılayabilirim. Saçmalama Burak. Vaktimiz yok. Yürü hadi. Selena? Bu ne ya? Selena! Olamaz bir bu eksikti. Burak! Ben buraya bilmiyorum ki. Ay, ay içimden bir ses böyle bırak git diyor vallahi. Of. Ay ya hale bak yani. Şu küçücük arabayı bile sığdıramadım buraya. Neden? Çünkü her önüne gelen araba alıyor canım. Abuk sabuk park etmişler. Sığamıyorum işte. Ay ne yapacağım? Tekrar deneyeyim bari. Çocuğum sen ne yapıyorsun burada? Ezileceksin. Ay yoksa intihar falan mı etmeyi düşünüyorsun? Sakın benim arabamla yapma bunu, anladın mı? Ay başımı belaya sokma bir de. Bana bak. Sen hakikaten ne yapıyorsun burada? Anne baban yok mu senin? Aa. Ay etrafta kimsecik, nerede yok. Peki kimsin sen? Ah yazık. Ay öyle siyah bir kedi yavrusu gibi zavallı zavallı bana bakıyor. Ay, çocuklardan da nefret ederim yani. Hep de benim başıma gelir böyle şeyler. Aa bu çocuk olimpiyatlara falan gelmiş olmasın? Yok canım. Ay ben seninle ne yapacağım ha? Aa, karakola götüreyim. Evet evet, polisler ne yapacaklarını bilirler değil mi? Hadi yürü bakayım yürü. Çantamı alayım, ondan sonra gideceğiz. Bekle bekle bekle. Kaçma bir yere. Olamaz ya, tam da bayılacak zamanı buldun. Burak, Burak kendine gel. Burak lütfen, Burak. Birazdan yakalayacaklar bizi, hadi lütfen. Burak, Burak. Yok, bu böyle olmayacak. Üzgünüm. Burak, hadi kalk hayatım, hadi. Gitmemiz lazım, çabuk. Neredeyim ben? Örümcek. Ne? Olamaz yine mi? Burak, Burak. Hadi kendine gel Burak. Of. Burak, Burak hadi kalk. Vaktimiz yok. Hadi çabuk kalk, kalk, kalk. Hadi. Ah, gel benimle. Ne oluyor ya? Ağam burada. He. Buyur ağam. Vay, 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 vay. Nasıl ağam, beğenmiş mi sen? He, eline sağlık. Pek güzel olmuş Kasım. Sağ ol ağam, sayendedir. Ya baba, he? Ben hangi sınıfta okuyacağım? La oğlum bir dur. Koyacağız bir sınıfa. Para var, imkan var. Allah Allah. Aferin. Selena, orası neresiydi öyle? Bu kadar kötü yaratığı bir yerde hayal bile edemezdim. Sen tabii daha onların başı olan Hades'i görmedin. Hades mi? Bunu da duymuştum. Hades kim?
İnanamıyorum ya. Şimdi kim bilir nerede ne kötülük yaptırıyordur. Kötülük? Bak bunları sana açıklayacak vaktim yok. Lütfen Yüce Onos'u bulmamız lazım hadi. Kafamın içi hiç bu kadar soruyla dolmamıştı. Yürü bırak. Dur dur. Muhafızlar. Yakalanmamamız lazım. Gel saklanalım. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Kimsecikler yok. Kötülük yapmak için ne kadar güzel bir gün. Evet. Gerçi o üç küçük çatı için biraz küçüksünüz ama giyildikçe açılırsınız. Açılırsınız değil mi kızlar? Açılırız dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi ortamı biraz neşelendirmek için müzik yapalım. Size fon müziği. Kalli, kakalli, kakalli, kakalya, kakalya, kakalli, kakalli. Çok güzel, çok. Şimdi gelelim bu işin ana fikrine. Üç küçük cadı bu ayakkabıları giydiği zaman ne oluyor? Selena'yı el ele tutuşup çağıramıyor. The original bir fikir. Meydan Hades. Taklitlerimden ısrarla sakınınız. Evet, burada benlik bir şey kalmadı. Artık gidebilirim. Yukarı, yukarı. Bu Süpermen'e ait. Haydi kaçtım ben. Selena, ne yaptın? Adamları bayılttın. Ne yapabilirim? Mecburen. Onların kıyafetleri bize lazım. Birini ben giyeceğim, diğerini sen giyeceksin. Yoksa bizi tanırlar. Ne? Olmaz. Ben bu kıyafeti giymem. Hem bana küçük gelir. Burak, saçmalama. Ya bana yardım etmelisin. Yoksa bizi tanıyacaklar diyorum. Acele et. Burada böyle kaçak gibi, suçlu gibi yaşamaktan bıktım. Tamam Burak. Ya kırmızı alarm geçer geçmez seni dünyaya geri göndereceğim. Ama o zamana kadar idare etmelisin. Bakın ben demiştim çeker diye değil mi? Bu köylülerden sonra bir de okula köylü müdür geldi. Kıvılcım sen niye Düşeş'in peşine takılıp Lady okuluna gitmedin ki İngiltere'ye? Yok ya ben gideyim de Ozan sana kalsın değil mi? Ozan aslında senin yani şu anda. Evet ama henüz bunun farkında değil. Ne olacak yani? Kıvılcım yazık sana ya. Neyse ben seni uyandırmayayım. Sen güzel hayallerine devam et tamam mı? Ay yazık sana Kıvılcım ya. Hayal mi gerçek mi göreceğiz o zaman. Şişt, müdür geldi. Müdür değil oğlum. Müdürüz ağa. Merhabalar. Ay, merhaba. Merhaba. Oturun. Size yeni arkadaşınızı danıştırayım. Sakiloğulları aşiretinde 16 bucak, 25 köy, 35 bin maraba ve 135 bin başdavarın benden sonraki sahibisi oğlum Kırsal. Heh. Hadi merhaba deyin bakayım arkadaşınıza. Evet. Hoş geldin. Hoş geldin. Kızım. Buyur ağam kime sıkayım? Ya oğlum ne sıkması? Hele şöyle arkaya akallara yakışır bir sıra yap bakayım Kırsal. Baba. Ben burada oturmak istiyorum. Burada? Ha burada. Ha, oturma adam. Yeğenim hele yer ver bakayım. Kırsal ağam oturacak sıraya. Bizim sıramıza mı oturacak? Bey. He sizin sıranıza oturacak. Bir mahsuru mu var? Yok. Kızın kalkmasına gerek yok. Beraber otururum. Peki. Bacım o zaman sen buyur oturabilirsin. Yeğenim sen de geç bakayım başka bir yere. Aşkım burası boş hayatım gel. Aferin merhabalar. Şimdi
Gözel, gözel kaynaşın. He? Bak, dille çaldı. Ya bırakak da marabalarda dersi hatırlatırlar. Değil mi kadın? Abo, yavrum gel. Bak unutuyorduk az kalsın. Al şunu. Arkadaşlarına dağıt. Ağalığın şanındandır değil mi? Tamam baba. Hadi kadın. Buyur abi. Ali. Yok sağ ol istemiyorum. Ali ya al ağalığın şanındandır. İstemiyorum dedim ya. İyi sen bilirsin. Ama ihtiyacın olduğunda bana söyle. Senin adınız neydi? Selin. Ben de Kırsal. 16 bucak 25 köy. Biliyorum biliyorum. Firuza'nın oğlu Kırsal. İyi namımız buraya kadar gelmiş. Kırsal. Evet canım ben kılacağım biraz daha. En kötülerin kötüsü yüce majesteleri. Sizi selamlıyorum. Ne var? Size önemli haberlerim var. Selena ile ilgili. Ne olmuş Selena'ya? Selena, Ütopya'ya bir dünyalı getirmiş efendim. Bana ne bundan? Bohonos'un sorunu. Ancak getirdiği çocuk Selena'nın sevgilisi. Bir dünyalı. İşte bu olamaz. Bu beraberliğe engel olmak zorundayız. Selena ile ilgili başka planlarım var. Defol şimdi. Eskimişti. İyi oldu. Ya Aslı yenge sorarsa ne diyeceğiz? Üf, ya Selena hediye etti deriz işte. Ya boş ver giyelim hadi. Hmm. Oh çok güzel. Evet, 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 evet. Evet. Evet yeter. Ah ellerine sağlık Afrodit. Teşekkür ederim. Beğendiniz mi masajımı? Çok güzel. Benim ellerim. Yani benim ellerim derken eller işte. Yani elin elleriyle masaj. Ya, elin elleriyle derken de yani benim ellerim değil manasında. Bir de seni ben ellerin olsun diye bir sevdim var. Bir de şey var Elin Iverson var basketçi. Ama onun bizim kolumuzla hiç alakası yok. Afrodit istediğin kadar saçmalayabilirsin. Beni hiçbir şey sinirlendiremez. Niye saçmalayayım canım? Yani gören de beni devamlı saçmalayan birisi zannedecek. Selam Yüce Honos. Oh, gel bakalım Ütopya gözcüsü. Size önemli haberlerim var efendim. Bakayım. Selena. Oh. Ne yaptın adamları bayıldın? Nasıl olur? Sanırım Selena'nın yanındaki bir dünyalı Yüce Honos. Selena nasıl böyle sorumsuz davranabilir? Sinirlenmeyin Yüce Honos. Hem sinirlenmek size yakışıyor mu? Yakışmaz değil mi? Hem siz koskocaman Yüce Honos'unuz yani. Bunu da size ben öğretecek değilim herhalde. Kes Afrodit. Kimi keseyim Yüce Honos? Sesini. Sesini. Sesini herhalde bir İtalyan olmalı. İtalyanı mı keseyim? Bana bak. Sen susacak mısın, susmayacak mısın? Yani o manada mı? Ha, tamam. Sadece bu kadar değil Yüce Honos. Kemikus Krarus da kötüler mahzeninden kaçtı. Şu hale bak. Ütopya'da yer yerinden oynuyor haberimiz yok. Derhal yerleri tespit edilsin. Çabuk yerlerini tespit edin. Hadi. Emredersiniz Yüce Honos. Emreder tabii. O Yüce Honos. Sen de beraber. Sen de. Aa, ben de mi? Ben de emredebilir miyim? Selena'yı bulmak için sen de görevlendirildin. Emredersiniz Yüce Honos. Yani siz emredersiniz. Çünkü yücesiniz. Emir edersiniz. Eder. Ay nereden çıktı karşıma bilmiyorum ki. Hayır hiç de konuşmuyorsun yani. Neyse senden kurtuluyorum şimdi. Ay bir de...
Kurtulsan vallahi kurban keseceğim yani. Yürü. Aa, tanımıyorum seni. Gel şöyle. Şeker. Canım. Asloş. Nasılsınız? Bu ne Aslı? Bu çocuk işte, bildiğiniz çocuk. Çocuk olduğunu görüyoruz. Kimin çocuğu? Ay tebrik ederim Şeker. Daha jeton yeni düştü. Jeton? Jeton? Kız anlasana. Aslı Şeker, Angelina Jolie'nin, Sharon Stone'un, Madonna'nın modasına uymuş. Uymuşumdur ben, değil mi? Uymuşsun, uymuşsun. Paraya kıymış, Afrika'dan yardıma muhtaç bir çocuğu evlat edinmişsin. Çok havalı kız Asloş. Ay çok kıskandım Şeker. Kıskandın değil mi? Kıskandın. Tebrik ederim. Ne yapacaksın canım? Para işte. Ah sizi tanıştırayım. Bu benim evlatlık oğlum. Obama. Ay çok tanıdık geldi ismi Şeker. Kızılay'da gittiğimiz ayakkabı mağazasının adı değil mi Şeker? Ay, baksana nasıl da şaşkın şaşkın bakıyor. Değil mi? Öyle şaşkın görünüyor. Ama çok normal. Ülkesinde öyle aslanlardan, zürafalardan başka bir şey görmemiş ki yavrucak. İlk defa insan içine çıkıyor. Neyse, oğlum çok yorgun. Eve gidelim de birazcık dinlensin artık, değil mi? Tamam Aslı'cığım, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi yürü, oğlum benim. Evlatlık oğlum. Bu ne kıyafet oluyor şimdi? Bu gezegenin asker kıyafeti mi? Muhafız. 40 yıl düşünsen başka bir gezegenin muhafızı olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Ya ne yapalım, mecburen Burak. Hem hayat sürprizlerle doldur, öyle düşün. Bu bir sürprizden daha fazla bir şey. Dünyada kimin başına sürpriz olarak başka bir gezegene... Şşşt! Sakın sen konuşma, gelenlerle ben konuşacağım. İyi, konuşmayız. Muhafızlar, Ütopya'ya gelen kaçak dünyalı bulundu mu? Muhafızlar biraz önce onları bu tarafa doğru kovalıyorlardı. Biz de burada bekliyoruz, geri dönerlerse diye. Çocuklar, biz de gidelim. Bakarsanız biz yakalarız. Yürüyün. Şimdi ne yapıyoruz? Hayatımızın geri kalanını muhafız olarak mı geçireceğiz? Saçmalama Burak. Bir an önce Ütopya beynini bulmalıyız. Ya Ütopya'nın gidiş geliş kalkanlarını açmadan seni dünyaya gönderemem. Ütopya beyni, gidiş geliş kalkanı. Of, sakin ol Burak. Sakin ol Burak. Bunlar bir rüya. Şimdi uyanacaksın. Tamam tamam. Hadi sen uyanmadan gidip bir an önce bulalım. Yürü. Çok güzel oldu. Ya evet, çok yakıştı. Ya acaba aynı anda giymese miydik? Ya bu sefer de bir tane ayakkabıları var, değiştire değiştire giyiyorlar demesinler. İlk ben giyeceğim. Tamam sen giy. Aa, sen ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Nazlı, yeter ama. Ben bir şey yapmadım. Aa, ne oluyor ya? Ya, duramıyorum. Bence. Ya, bence ayakkabıları çıkarmayı deneyelim. Ya, senin yardım et. Ya çıkmıyor ki. Başım dönüyor. Abla siz niye ters duruyorsunuz? Ya Nazlı biz ters durmuyoruz. Ters duran sensin. Ben miyim? Of, yoruldum ama ya. Abla beni lütfen durdurun. Kendimizi durdurabilirsek seni de durduracağız Nazlı. Ya. Boşanma davası mı açmış? İyi de nasıl olur abi? Sonuçta Mert'in oynuyormuş işte. Söylemedin mi Esra'ya? Ya söyledim kader. Gittim her şeyi anlattım. Nasıl böyle bir şey düşünürsün falan diyor ya. Ya haklı da galiba. Ya o Mertcan'ın lafıyla ben gidip nasıl suçladım kızı ya? Abi böyle dövünüp duracağına gidip bir daha özür dilesene Esra'dan. Ya diledim kader. Diledim işte. Kabul etmiyor. İyi o zaman bir daha dile. Kabul etmezse bir daha dile. Ya kader ne telefonlarıma çıkıyor ne de evden çıkıyor zaten. O zaman boşanmak istemediğini söyle hakime. Ya yok o kadar da değil. Sonuçta delikanlının kitabında seni istemeyeni sen de istemeyeceksin yazıyor. Ya. Evladından ayrı kalmanın acısını da mı delikanlılık kitabının yazarları dindirecek? Ya abi özür dilerim öyle demek istemedim.
Hem belki ne biliyorsun, Esra kızgınlıkla açmıştır davayı. Mahkemeye gelince o da yumuşayacak belki. Ya abi lütfen böyle yapma. Bak ne diyeceğim. Ben de geleyim seninle mahkemeye. Heh? Belki bir fırsat bulursam Esra ile konuşurum. Ne kadar pişman olduğunu anlatırım, olur mu? Yo yo Selena. Selena. Tabii ya, nöbetçiler. Nöbetçileri devre dışı bırakmalıyız. Selena, buraya kadar artık. Bana her şeyi açıklayana kadar şuradan şuraya gitmiyorum. Bak lütfen. Bunu sana daha önce de söyledim. Ya şu anda sana her şeyi açıklayarak vakit kaybedemeyiz. Bir an önce içeri girmemiz lazım. Nöbetçiler. Buldum. İşte oldu. Biraz önce niye adamları bayılttığında sihir yapmadın? Çünkü onların kıyafetleri özel. Sihirle asla yapılamaz. Nöbetçilerinki öyle değil. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Hadi. Nöbeti devralmaya geldik. Gidebilirsiniz. Nereye gidebiliriz? Nöbetimizin bitmesine 32 yıl daha var. 32 yıl mı? İyi, az kalmış. Ama yukarıdan emir geldi. Yüce Onos, kötüler mahzeninden kaçan Kemikus'u yakalamanız için sizi görevlendirdi özellikle. Kemikus mu kaçmış? Evet. Görev sizin. Gidebilirsiniz. Tamam. Derhal gidelim. Size iyi nöbetler. İşe yaradı. Tamam, bana kızgınsın biliyorum. Az kaldı. Artık içeri girebiliriz. Sonunda geldik. İşte burası. Selena, burası neresi? Ütopya söğüşçüsü mü? Burak, farkındaysan hayatım şu anda şaka yapmanın hiç sırası değil. Kusura bakma Selena. Ama şu olanların ardından akıl sağlığımı korumak için kötü de olsa birkaç espri yapmaya aklım var herhalde. Tamam tamam. Ya lütfen sakin ol. Çok az kaldı. Yakında seni dünyaya götüreceğim. Söz veriyorum. Selena, bu yanındaki Burak değil mi? Evet Ütopya beyni. Beni nereden tanıdı? Kusura bakma evlat ama benim adım Ütopya beyni. Kuş beyni değilim. Müsaade et de o kadarını bileyim. Hem bütün Ütopya alarmda. İzinsiz yabancı girişi var diye. Evet Ütopya beyni. Ben de bu konuda sizden yardım istemek için geldim. Kötüler bizi bulmadan önce dünyaya Burak'ı geri götürmeliyim. Bunun için de kalkanın kaldırılması gerekiyor. Evet. Pekala, tamam. Harika. Yalnız güvenlik kalkanını devre dışı bırakmak için önce Sıfırcı Süreyya'nın sorusunu bilmen gerekiyor. Olamaz. Sıfırcı Süreyya mı? O kim Selena? Ay inanamıyorum, inanamıyorum. Ya şöyle söyleyeyim, Ütopya'nın en sert matematik öğretmenidir. Zor mu sorar? Hem de nasıl? Yüce Onos sırf onun yüzünden 654. sınıfı 51 senede bitirdi. 654. sınıf mı? Uf, bu daha uzun bir hikaye. Sonra anlatırım. Neyse. Peki Ütopya beyni. Ben hazırım. Yani hazır olduğumu umuyorum. Sıfırcı Süreyya ile karşılaşabilirim. Kimleri görüyorum? Selena. Merhaba hocam. Hoca camide, hoca camide. Şaka yaptım. Çok severdim onu. Neyse, hazır mısınız? Evet, hazırız. Yalnız hocam, lütfen zor sormazsanız. Yok yok, çok zor değil. Peki. Evet, soruyorum. 1,5 tavuk 1,5 günde 1,5 yumurta yumurtlarsa 9 tavuk 9 günde kaç yumurta yumurtla? Ha?